Doktora gittiğimde patlama derecesinde ya da apandisiniz patladı cevabını alıyoruz. Bu nedir? Biraz da açar mısınız diye evet. gelen sorularımızın cevabı. Şimdi şöyle, apandisit nasıl oluşuyor onu söyleyelim öncelikle. Kör sonlanan bir organ, evet. Salgı üreten bir organ. Görevi de ince bağırsakla kalın bağırsak geçişinde bir temizlik görevi yapması. Evet. Eğer dip kısmı, kalın bağırsağı açılan tek açık olan yeri tıkanırsa iltihaplanma başlıyor. Neler tıkıyor? Fekalit dediğimiz bu büyük abdest kaka parçaları tıkayabiliyor. Enfeksiyonlara bağlı orada büyüme oluyor. Lenf bezi büyümesi. Onlara bağlı tıkanmalar oluyor. Yabancı cisimler tıkayabiliyor. Mesela bir kiraz çekirdeği, mesela bir küçük saat pili tıkayabiliyor. Bunlar çok nadir. Genellikle dediğim gibi fekalit veya enfeksiyonlara bağlı tıkanıyor. Tıkandıktan sonra tabii ki salgısını boşaltamadığı için şişiyor. Şiştikten sonra duvar dolaşımı, kendi dolaşımı bozuluyor şişmeye bağlı. Ve zayıf bir noktadan, genellikle orta ve üst uç kısmına yakındır, oradan patlama gerçekleşiyor. İçindeki iltihaplı salgı tüm karın içine yayılmaya başlıyor. Eğer müdahale etmezseniz de tüm karın içine bu salgı yayılıyor. Küçük bir karın var karşımızda. Bütün organlar birbirine yakın çocuklarda. Bu hani halk arasında apandisit zehirlemiş, patlamış dediğimiz tabloya kadar gidiyor ve maalesef 7, 8, 9, 10 günde eğer farkına varılmazsa ölüme kadar gidiyor. Ameliyat yapsanız bile çocuğu kurtaramıyorsunuz. Vücuda olumsuz yönde etki yapmaya başlıyor. Tabii ki. Evet. Mecburen zaten ameliyatın olma nedeni de bundan kaynaklanıyor. Yoksa bu eskiden beri söylendiği gibi gereksiz bir organ değil. Değil. Yani kör bağırsak gereksiz organ denilmiş ama bu doğru bir şey değil. Gerekli bir organ, hatta çok gerekli olduğu için de, çok çalıştığı için de bu sonuca ulaşıyor, bu sıkıntıya maruz kalıyor. Bulgular başladıktan sonra, iltihaplanma başladıktan sonra 24-36 saat sonra genellikle patlama riski çok artıyor. Evet. Genellikle 2. 3. günde zaten biz patlamış bir apandisle karşılaşıyoruz. Başında yakalarsak işimiz kolay. Ama çocuk hastayı da düşünürsek, ailelerin de evde zaman kaybını düşünürsek, neden? Karnım ağrıyor dendiği zaman ilk anda mesela bir ağrı kesici veriliyor. Ya da üşüttü kendini. 6-8 saat oradan kaybediyoruz. Çocuk kendini bir saklıyor, doktora gitmek istemiyor çünkü işin ucunda kan almak var, iğne var, ameliyat var. Burada da bir vakit kaybı oluyor. Arkasından hasta bize geliyor. Geldikten sonra zaten eğer 24-36 saat içinde hasta eğer karşımıza geliyorsa ameliyatımız çok kolay. Biraz sonra kasık fıtıklarına da aynısını söyleyeceğim. Çocuklarda kolaylık buradan kaynaklanıyor. Evet. Genel itibariyle tüm hasta popülasyonlarında, tüm erişkinlerde, çocuklarda genel itibariyle genellikle bu günlerde, yani ilk günler yakalanıyor apandisit ve onun için basit ameliyat olarak algılanıyor. Ama biz çocuklarda daha fazla patlamış aşamasını görebiliyoruz bu sebeplerden dolayı. Gecikmeden dolayı. Gecikmezse evet. apandisit kolay. Kolay. Gecikirse zor ameliyattan daha zor bir ameliyata dönüşüyor. Yani en zor ameliyatımız nedir? Bir tümör ameliyatı mesela. Bazı zaman o aşamaya bile gelebiliyor apandisit. Evet. Yani çocuğu toparlamak, arkasından çocuğu iyileştirmek, enfeksiyonla mücadele, apendiks alınca iş bitmiyor. Büyük bir enfeksiyon var karşımızda, zor bir enfeksiyon var. Bununla mücadele etmek gerekiyor ve burada bünye kaldıramayabiliyor.